Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Enel Risalesini işliyorduk. Bundan önceki seminerlerimizde şu noktaya kadar geldik. Evet, ene yani benlik duygusu ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken ki bunları daha önceki seminerlerde hep gördük. Farazi derken yani farz edilen bir şey gibi. Hani meridyenler dedik, enlemler, boyunlar gibi falan. Mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında neşv-i nema bulur. Yani ne olduğu bilinmezse tesettür toprağı, tesettür yani örtmek toprağın altında. Tıpkı tohumun toprağın altına ektiğin gibi, gömdüğün gibi orada ne yapar? Filizlenir, bitki olur, ağaç olur. İşte tesettür toprağı, mahiyetiyle hiç ilgilenmiyorsun, kendi haline bırakıyorsun. Toprağı gömmüş gibi. Burada neşv-i nema buluyor. Gittikçe kalınlaşır. Vücudu insanın her tarafına yayılır. Yani onun zararlı taraflarını, yararlı taraflarını ne olduğunu bileceksin ki orada onun büyümesine izin vermeyeceksin. Eğer bilmezsen o büyür gider. Hiç ilgilenme. O kendi kendine büyür gider. Koca bir ejderha gibi vücudu insanı bel eder, yutar. Bütün o insan bütün letaifiyle adeta ene olur. Yani Allah insana latifeler vermiş, istidatlar vermiş değil mi? Onların hepsini o eneye ne yapar? Sarf eder. Hep enede toplanır onlar. Ben yapıyorum, ben gidiyorum. Ondan sonra bu benim. Ben işte şeyim, vazgeçilmez bir insanım falan gibi. O benlik artık bütün latifeleriyle beraber, bütün kabiliyetleriyle, istidatları, bütün işte efendim duygularıyla beraber adeta ene haline gelir. Bütün insanı yutar. Bütün o insan bütün letaifiyle adeta ene olur. Sonra nevin enaniyeti de bir asabiyeti neviye ve milliye cihetiyle o enaniyete kuvvet verip o ene, o enaniyeti neviye istinad ederek, dayanarak şeytan gibi Sani-i Zülcelal'in evamirine karşı mübareze eder. Mesela genellikle şeyde görüyorum, ben ateistim, deistim diyen insanlarda görüyorum. Bakıyorum kendi atlarına şey yapmıyor. Ya mesela İslam dinini küçümsüyor. Ondan sonra küçümsediği bir tarafa bunu delillendirirken de işte bilim varken artık dine ihtiyaç yoktur diyor. Ondan sonra bilimi arkasına koyuyor. Arkasına koyuyor. Oradan deliller getiriyor sana. Artık o enaniyetini nev'inin enaniyetiyle birleştiriyor. Koskoca bir enaniyeti milliye meydana geliyor. Milli bir enaniyet meydana geliyor. Tek başına değil, o arkasında kendisi gibi olan efendim ya da materyalist bir felsefeyi ya da ne bileyim bugünkü fenleri, şunları bunları vesaire arkasına alıyor. Daha mesela bu hafta başında bir öğrenciyle şey yapıyorum, konuşuyorum. İslam dinini o kadar aşağıladı, o kadar şey yaptı ki en sonuna şunu söyledi. Tabii ben de sabırla önce dinliyorum, cevap vereceğim falan diye. En son şunu söyledi. Bütün dedi din alimlerini, din hocalarını bir araya toplasam bir aspirin bile yapamazlar dedi. Biz de tabii o öğrencilerle birinci dönemde İslam'ın bilime katkısı diye bir konu işledik. İslam ve bilim adı altında. Orada görmüştük işte Müslümanlar fiziği, kimyayı, işte astronomiyi, tıbbı vesaireyi hep böyle ilmi disiplin haline getirmişler.
bu ilimlerin, bilimlerin temellerini hep Müslümanlar atmışlar. Daha sonra mesela ilk üniversiteyi Müslümanlar kurmuş. Fas'ta Karaviyun Üniversitesi var ki gittik içinde. Şimdi şu anda mescit olarak şey yapıyor, kullanılıyor. Bir şey mi dedin? İlk üniversiteyi Müslümanlar kurmuş. Bugünkü modern çağda okuduğumuz ilimlerde, üniversitelerde hepsi Müslümanlar şey yapıyor. Ne yapmış? 500 senedir uymuşlar Müslümanlar. Tabii kainat boşluk kabul etmez. İş materyalistlerin eline düşmüş. Dolayısıyla onlar da tabii şey yapınca yani Müslümanlar geri kalmış. Yani materyalistler her şeyi kendisine şey yapıyor. Mesela bunu ben buldum diyor. Halbuki kendisi bulmamış. Başka bir yerde bulunmuş, keşfedilmiş, o kendi üzerine tescil ediyor yani. Patentini kendisi alıyor. Arada latife olsun diye söylüyorum. Mesela yüzyıllardan beri baklava bizim bu Osmanlı kültürünün içinde var. Ama Yunanlılar patentini aldılar. Şimdi baklava dünyada Yunanlıların olarak geçiyor. Değil mi? Şimdi bunlar aynen öyle yapmışlar yani. Başkaları bulmuş, bunlar patentini. Ha şimdi bulmuyorlar mı? Buluyorlar. Çünkü bizler hiçbir şey bulmuyoruz artık. Her şeyi bırakmışız. Dolayısıyla o çocuğa dedim ki bak dedim, o birinci dönemde gördüğümüz o dersi de işaret ederek dedim ki bak dedim, eğer dedim Müslümanlar olmasaydı, bu ilimlerin temellerini atmasaydı, sen şimdi dedim bir aspirin bile yutamazdın dedim. Çünkü bana bütün hocalar bir araya gelse yani din alimleri bir aspirin bile yapamazlar dedi. Ben dedim Müslümanlar olmasaydı, bu ilimlerin temellerini atmasaydı, sen şimdi bir aspirin bile yutamazdın. Şimdi burada enaniyeti nev'iye diyor. Arkasını o çocuk tutmuş bütün o ilme dayıyor vesaire. Sanki sadece onun malıymış. Başkaları bu işi yapamazmış gibi. Oradan da destek alıyor. Ve enaniyeti, benliği artık yani kendisini yuttuğu gibi o milli bir hale getirmiş onu. Ve kendisinin arkasında hem de ilim adamları var. Herkes onlara muhtaç. Onlardan başkası hiçbir iş yapamaz. Bütün ne varsa işte bu dinsizlikte var diye. Allah ile orada mübareze etmeye başlıyor. İşte sonra nevin enaniyeti de bir asabiyeti nev'iye. Yani ırkçılık. Ene ırkçılığı ve milli bir efendime söyleyeyim şey meydana geliyor. Dinsizlik artık milli hale gelmiş. Arkasında bir takım insanlara dayanarak bunlar söylüyor. Asabiyeti nev'iye ve milliye cihetiyle o enaniyete kuvvet verip, güç verip o enaniyeti nev'iyeye istinad ederek dayanarak, o nev'inin enaniyetine dayanarak şeytan gibi Sani-i Zülcelal'in evamirine, emirlerine karşı mübareze eder. Sonra kıyas-ı bin nefs suretiyle, her şeyi kendisine kıyas etmek suretiyle, herkesi hatta her şeyi kendine kıyas edip, Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Enteresan şeyler var. Mesela, hakikaten akılları gözlerine inmiş diyor ya bir yerde Üstad Hazretleri. Ölü olmuş. Bende ruh yok diyor. Bütün bu işi yapan diyor insanın beynidir diyor yani. E bu kadar şuur, bilinç var vesaire bunlar nereden geliyor? Senin beyninden geliyor bunların hepsi diyor. Ruh yok. Çünkü ruha benzer. Ruha inansa meleklere de inanacak. Efendime söyleyeyim. Arkasında tabii görmediği, bilmediği efendim farklı bir efendim formda olan o meleklere inandıktan sonra arkasından Allah'a inanç da gelecek. Falan diğer inanç meselesi. Şimdi baştan hepsini şey yapıyor. Yok diyor bir defa. Ruh da yok. Hiçbir şey yok böyle. Sadece maddi mekanik bir varlıktan bahsediyor.
Ha öyle yani. Onun için işte bunlar nereden meydana gelmiş? İşte tabiat yapmıştır. Kendi kendine oluşuyor vesaire. Hatta bir tanesi dedi, yüz binlerce sene üzerinden geçtikten sonra dedi, tabiatın dedi bunları dedi fixlemesiyle olur. Mesela kutuplardaki ayılar niye beyaz? Çünkü devamlı beyaz bölgede kaldığı için beyaz. Niye Afrika'daki zenciler siyah? Çünkü devamlı sıcak yerde kaldığı için siyah falan. Allah Allah. Yani ne söylesen de cevapları var. Her şeyi yapıyor. Yani iyi de siyah beyaz değil ki dünya yani böyle. Yani ondan oluşmuyor ki. İşte o çocuğu anne baba terbiye edecek, ben yaptım derken, kendisi tabii hayatında uygularsa şey yapar, etkilenir. Rahmetli benim annem bir molla kızıydı. Osmanlı dönemindeyken babası alim bir zatmıştı. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nı alim diye almamışlar falan filan. Orada kalanlardan birisi. Yani ilmi öğretecek birileri kalsın diye onu almamışlar. Şimdi böyle bir alimin kızıydı. Onun haline yansıyordu. Osmanlılar biliyorsun alimdi ama amildi. Yani ilmiyle yaşıyordu. Şimdi ben annemden gördüğüm ne var? Mesela tencereyi ocağa koymuş. Eskiden tabii aygazlar falan yok. Altına odun koyuyor falan filan. Ocak var böyle evin içinde. Odunla yakıyor tencerede. İşte yemek pişirecek. Bazen eli işte tencerenin kenarına değer, kapağına değer. İşte bir ateş sıçrar. Yanar. Aman Allah'ım bu kadar küçük ateşe dayanamıyorum. Cehennem ateşine nasıl dayanacağım? Telaşa düşer. Sanki artık tamam o yanma hadisesi bitti. Onun derdi başka. O yanma değil onun. Yani eli yanmış, canı yanıyor. O ateş o yanmada değil. Artık başka bir derdi var. Daha büyük bir derdi var. O da cehennem ateşi. Şimdi ben bundan tabii bakınca onu görünce etkileniyorum. Yani anne babaya düşüyor burada işte. Ben dediğin zaman sen eğer ona devamlı ben dersen çocuk da ben diyecek. Sen de bir şeyi kazandığın zaman ben bu işi kazandım deyince çocuk da kazandığında onu yapacak. Ona ne yapıyor yani? İşte bunu terbiye etmezsen diyor ki tesettür toprağı altında yani ilgilenmediğin zaman o artık bütün duygularını, latifelerini kaplar. Yani latifelerine bir şey kazandığın zaman ben kazandım falan diye coşar insan değil mi? Latifelerden geliyor. Ondan sonra nereye sirayet eder? Senin işte düşüncene, aklına, kabiliyetlerine, her şeye, bütün varlığına ne yapar? Sirayet eder, hepsini kaplar. Ondan sonra ne diyor? Yani bütün vücudun bir ene olur. Tepeden tırnağa bir ene olarak ortaya çıkarsın. Şimdi bak burada tabii ben değil de Allah'a her zaman yaptığımız işlerden azalıyor. İnşallah diyelim mesela. İnşallah bu işi başaracağız. Bir şey kazandın Allah nasip etti. Ondan sonra bir hizmette mi çalışıyorsun? Allah beni istihdam etti. Ya sevki ilahiyle bu noktalara geldik. Cenab-ı Hak bizi sevk etmeseydi gelemezdik. Ondan sonra inşallah biiznillah Allah'ın izniyle Allah'ın işte inayetiyle falan bu kelimeler İslami kelimeler ama kullanılması lazım. Biz unutuyoruz bu kelimeleri. Ha insanın içinde benlik var. Bak ben bir şey söyleyeyim size. Daha önceden bunların mesela şeylerini yaptık, kritiğini yaptık burada. Ben size tarla örneği verdim. Ondan sonra gemi örneği var. Yani bu enaniyeti bırakıp da bütün her şeyi Allah'a verecek çok şeyler anlattım. Hatta kader meselesinde dedim ki mesela bir baba çocuğuna dese sen ne istersen ben yapacağım. Ne istersen yapacağım. Söz. Çocuk dese ki bunun üzerine baba beni dağ başına götür. Ne yapar? Babası alır sırtını dağ başına götürür. Şimdi çünkü söz vermiş başta. Camiye götür dese camiye götür. Beni meyhaneye götür. Demiş ya ne istersen meyhaneye götür. Kiliseye götür. Kiliseye götür. Efendim nereye isterse artık yani. Beni Kabe'ye götür, Kabe'ye götürecek. Çünkü söz vermiş. Ne isterse yapıyor. Aynen bu örnekte olduğu gibi ki bu Kader Risalesi'nin sonunda yazıyor bunu Üstad Bir Zaman Hazretleri.
Allah da insana irade yaratıyor, veriyor eline. Bir irade denilen bir sıfat veriyor. Bunun biliyorsunuz tek görevi seçim yapmak. Seçimin ötesinde de hiçbir gücü yok. Ne yaratama, yaratır, ne bir iş yapabilir, hiçbir şey yapamaz. Seçim sadece, seçiyor. Şunu istiyorum, bunu istiyorum. Yani çocuğun dağ başına gitmek istiyorum, camiye gitmek istiyorum, Kabe'ye gitmek istiyorum, meyhane gitmek istiyorum dediği gibi. Sadece seçim. Götüren babası, kendisi değil. Şimdi kul iradesiyle diyor ki ben camiye gideceğim. Allah onu camiye götürüyor. Kul istiyor, Allah yaratıyor yani onun istediğini. Nereye istiyor? Ben dağ başına gitmek. Gidiyor, götürüyor Cenab-ı Hak. Ben ateist olmak istiyorum. Allah oraya götürüyor. Ben deist olmak istiyorum. Götürüyor. Ben hakiki bir mümin olayım. Allah götürüyor. Sen istiyorsun, Allah götürüyor. Yapan sen değilsin, Allah. Peki sadece sen istiyorsun, Allah yapıyor. Kim yapmış oluyor olayı? Ben mi yapıyorum, Allah mı yapıyor? İşte Allah yapıyor. Allah'ın izniyle değil. Allah yapıyor, yapıyor. Yani Allah izin veriyor da ben yapıyorum değil. Allah yapıyor. Sen istiyorsun sadece. Yani Cenab-ı Hak sen ama şerri istersen Allah o şerri de yaratıyor. Yaratıyor. Evet. Şimdi hani şey var. İzin vermiyor derken İşaret-ül İcaz'da geçen dört şıklı bir kader meselesi var. Şimdi orada diyor ki Allah isterse, kul da isterse, tercih ederse bir şeyi, o şeyin vücudu vaciptir. Yani var olur o. Olur. Allah istiyor, kul istemiyor. O şey olur mu? Kul istemiyorsa olur. Allah istiyor çünkü. Allah istiyor, Allah istemiyor. Olur mu? Olmaz. Allah istemiyor, kul istiyor. Sen kendini çatlatsan olmaz o. Yani hayatta çok şey isteriz ama olur mu? Olmaz. Allah istemiyorsa, kul istemiyorsa zaten o şey olmaz. Şimdi buradaki şıkların hepsinde de sonuçta Allah'ın dediği oluyor. Hani minibüslerin altında, arkasında da yazarlar bazen Allah'ın dediği olur diye. Evet bu. Onun için ayet-i kerimede diyor ki وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani sonuçta gene Allah'ın dediği oluyor. Senin istediğini, Allah'ın istediğini, yani senin istediğini de Allah muvaffak ederse yaratır. Şerri de istesen, hayrı da istesen bu böyledir. Ama Cenab-ı Hak şerri istemenden razı değil. Onun için diyor ki bak hayrı istersen sana ödül vereceğim, şerri istersen de sana ceza vereceğim diyor. Bak isteme. Sen istersen ben sana söz vermişim diyor, onu yaratırım. Sen istediğin için. Çünkü irade hürdür, özgürdür. Ben onu yaratırım ama bunu isteme. İstersen bana zorla yaptırırsan bunun cezası var diyor. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. Mesela dağ başını istedi. Kötü bir şey istedi. Çocuk üşüdü, hasta oldu, öksürdü, bilmem ne oldu falan filan. Ateşi yükseldi. Grip oldu. Benim gibi. Şimdi sen beni niye götürdün buraya? Burası soğuk falan filan dersen ne olur? Babası der ki yani en azından bir azarlar yani. Sen istedin ben getirdim ya. Bana niye kızıyorsun? Ben demedim mi sen ne istersen ben onu yapacağım diye. Sen istedin ben getirdim oraya. O çocuğun babasından şikayet etmeye hakkı var mı yok? Çok ileri giderse vallahi bir köteği hak eder yani. Değil mi? İşte öyle. İnsanoğlu da bazen kötü şeyleri istiyor. Aa işte başıma gelenler bunlar da mı gelecekti falan. Başlıyor dövünmeye. Ya sen istedin, Allah yarattı ya. Buraya gelmeyi sen istedin. Allah da getirdi seni öyle. İnsanın, kulun Allah'tan şikayet etmeye hakkı yok. Bu kadar net. Yapan kimmiş? Allah. Biz değil. Ama şöyle diyor, mesela bu ev kimindir diye sorduğunda diyor kelam ilminde. Ev demiyor da bahçe diyor. Bu bahçe kimindir diye sorduğunda diyor.
Eğer bunu diyor mümin cevaplarken bu bahçe benimdir derse mecazidir. İmanıyla bilir ki o bahçe hakikaten onun değil, Allah'ın mülkü. Allah'ındır. Ama hani komşunun idaresine değil de benim idareme Allah tarafından verilmiş manasında, yani benim dediği zaman öyle der. Ama bir kafir onu söylerken hakiki manada söyler, mecazi değil diyor. Bu benimdir diye hakikaten Allah'ın mülkünü kendisine alarak söyler. Dolayısıyla bir kafirin sözüyle bir müminin sözü arasında fark var. Onun için bu benimdir diyen Allah'a şirk koşmuş demek değildir bir müminse. Çünkü imanıyla, siz sorsanız ona desen ki Allah'ın mı senin mi desen, haşa Allah'ın, yani biz burada işçiyiz yani ameleyiz. Allah bizi burada çalıştırıyor, istihdam ediyor dersin. Yani mümin olan hemen onu açıklar. O sadece benim, ben yaptım, benimdir falan taksimi şeydir. Dolayısıyla biz kendimizi alıştırmamız lazım. Yoksa o ene var ya, farkına varmadan bizi alır götürür ha. Hem de fırsatını, nefis zaten böyle bir şeyleri fırsatını kolluyor. Ne diyordu başta? Ene nefse takılmış. Nefsin elinden önce onu kurtarmamız lazım. Nefis de zaten o, ne gelirse gel. İstemiyorum dese bile yan cebime koyar derdi yani. Mutlaka onu almak, elde etmek ister. O kendisinin olmasını ister. Onu terbiye etmek gerekiyor. Terbiyenin yolları da işte buralardan geçiyor. Mahiyetini bileceğiz, ne olduğunu bileceğiz, görevini bileceğiz ki yerinde istihdam edeceğiz onu. Yoksa ne olduğunu bilmezsek bu defa yerinde kullanamayız, yanlış etmiş oluruz. Şeyde bile biz bir alet alıyoruz, yanına kullanma kılavuzu veriyorlar yani. Küçük basit bir alet ya. Çocuk oyuncağı alıyorsun, nasıl kullanılacağını gösteren bir kılavuz veriyor. Çocuk oyuncağı. Düşünebiliyor musun? Yani biz ona göre kullanırsan oradan iyi netice alıyorsun. Peki o şeye göre kullanmazsan onu yani o prospektüs mü diyorlar, şey mi diyorlar, işte neyse artık yani ona uygun bir şekilde kullanmazsan arızalanır, bozulur vesaire. Şimdi bizim enemiz de öyle yani. Allah yanına aslında ne koymuş? Kullanma kılavuzu koymuş. İşte Kur'an ve sünnet. Ve onları açıklayan işte böyle Risale-i Nur gibi tefsirler. Dolayısıyla bu kullanma kılavuzlarını iyi okursak, o bize verilen o ene gibi çeşitli işte efendim istidatlar vesaireler gibi şeyleri nasıl, nerede, ne şekilde kullanacağımızı bilirsek bir zarar gelmez. Ama bilemezsek farkına varmadan başka yönlere gideriz. Şimdi biz kendimiz öyle demeliyiz yani. Ya bir eski, her zaman söylüyorum, eskilere sorduğun zaman bu çocuk kimin? Mahtumuyuz diyor. Benim demiyor ya, mahtumu. Yani ona hizmetçisiyiz. Bu ev kimin? İşte bekçisiyiz. Ya bir türlü ben demiyor yani. Sanki adamda hiçbir şey yok. Bu nedir? İşte bekçisiyiz, hizmetçisiyiz, işte emanetçisiyiz falan filan. Benim demiyor. Eskiler öyleydi. Ama şimdi biz bu gibi mi, ben yaptım, şunu yaptım, şu işleri başardım. Hemen alıyoruz. Çünkü herkes onu konuşuyor. Hatta eğer Allah bu işi yapmış dersen sana gülerler. Yani niye ben yaptım yani, niye Allah yapsın yani falan. O kadar emek sarf ettim. Gecelerimi gündüzlerime kattım. Yoruldum, alın terim var. Ben yaptım bu işi, ben kazandım. Birçok da felsefe yapar sana. Hakkımı yedirmem. Canım pahasına o hakkımı alırım falan. Tamam, güzel, bunlar güzel de. Fakat o kendi ene adına hareket ediyor. Allah adına değil. Onun için el hubbu fillah vel bu'du fillah. Allah için sev, Allah için nefret et. Demek enaniyetten kurtulmanın yolu egzersiz yapmak. Egzersiz yapmak. Yani devamlı uygulama. Bir gün artık yine de anlayacak ya. Bende bir şey yokmuş diyecek ya. Yani işte şeydir. Mesela Kabe-i Muazzama'nın etrafında biliyorsunuz ihramlıyken sağ omuzu açık bırakırlar. İhramı omuzun kolunun altından beri alıp bu tarafa atarlar. Orada biliyorsunuz yürürken ne yapacaksın?
böyle bu ellerini sıkarak böyle hafif koşar gibi yürüyeceksin orada. Yani asker yürüyüşü. Ondan sonra şeye geldiğin zaman biliyorsunuz gene sayda da öyle. Şey yapıyor, hızlı yürüyorsun falan. Bu sünnet. Niye? Orada çalım satıyorsun. Çalımlı yürümek sünnet. Şimdi biliyorsun Mekke fethinde etrafta müşrikler dağlara şey yapmışlar. Müslümanlara giriyorlar şeyde, Kabe-i Muazzama'da. Müslümanlar tavaf ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlara karşı Müslümanlar böyle çalımlıdır, pazuludur vesaire, güçlüdür diye ne yapıyor? Böyle asker yürüyüşü gibi tavaf ediyorlar ya. Bu da çalım satmaktır ama çalım satmak diyorum. Çalımdır yani. Bu da hakikaten havadır ama Allah adına. Yok yok. Allah adına bu. Allah. Kendi adına olduğun zaman ene. Allah adına oldu mu? Tabii elbette. Biz de şey yapacağız. Eski Osmanlı'dayken gençlerin, yani askerlerin pazuları var zaten. Devamlı spor yaptıkları için vücutları gelişmiş. Bir de üzerine pazu bent dedikleri böyle bir şey koyarlar. Daha şiş görünüyor. Düşman gördüğü zaman korkuyor yani. Bu da havadır. Ama bu Allah adına. Sen kendi adına değil. Kendi adına alırsan ben güçlüyüm diye o zaman ene. Eneyi nahnuya kalbetmek diyor ya. Evet. Öyle olmak gerek. Şimdi Allah için bir şey olursa bunda bir şey yok. Bilakis ben de iftar ediyorum. Mesela diyor adam şöhretperest. Bir türlü şöhreti bırakamıyor. Ben İşte şöyleyim, böyleyim. Herkes beni bilir, tanır falan. Adam şöhretperest. Peki bu şöhretperestlik duygusunu adam diyor ki ben yani tatmin etmem lazım yani bunu. Evet et diyor. İyi bir iş yap diyor. Seni bütün melekler alkışlasın. Ne güzel bir şey. Yani insanlar, kötüler alkışlayacağı, kötülerin alkışlaması yerine madem sen o şey yapsın ve şimdi şu anda 2 milyardan fazla Müslüman var. Onlar alkışlasın seni. Niye elin gavurunu şey yapıyorsun, alkışını istiyorsun? Yani çok affedersin de amiyane bir tabir oldu ama elin gavuru derken. Yani niye İslam düşmanları seni alkışlasın? Aslında alkışlamasın, onların alkışı 90 olsun. 2 milyar insanın alkışı yetmiyor mu sana? Mesela yani. Yani Allah adına olmalı. Benlik adına olmamalı. O benliğin bir de hani dedi ya burada asabiyeti neviye ve milliye hükmüne geçen o enaniyete de hizmet etmemeli. Evet. Bunun gibi yani değil mi? Devamı dikkat edeceğiz, kontrol edeceğiz. Yani biz onunla fazla böyle hani boşver bir şey olmaz falan deyip de eğer böyle unutursak, gafletle böyle hareket edersek orada ne yapıyormuş? Toprak altında çekirdeğin çatlayıp filiz verdiği gibi o da filiz veriyormuş. Bunun şeyi o. Kendimiz önce kendimiz ondan sonra çocuklar zaten söylemesen de senden etkilenir. Ya. Söylemene gerek kalmıyor. Demek ben değil yani Allah'ın izniyle her şeyde. Bak Kur'an-ı Kerim'de tabirlerde bize şunu gösterir. Yani söylediğiniz her şeyde Allah olsun. Mesela diyor ki gökten suyu biz indirdik, yeri biz yardık. Yani o cümlenin içerisine onu koyuyor. Sen Allah diyor ki bak bunu biz yaptık. Sakın başkasına verme. Yani Allah yaptı. Sen de Allah yaptı de. Çiçek hani diyor ya ne güzeldir deme. Ne güzel yapılmış de. O cümlenin içerisine onu koy. İlk söylediğin cümlenin. Çünkü beyin tek adım atma alışkanlığına sahiptir. İki adımı birden atmaz. Yani çiçek ne güzeldir, bu güzelliği yaratan Allah diye beyin böyle çalışmaz. Baştan söyleyeceksin diye çiçek ne güzel yaratılmış, bitti. Çiçek ne güzel yaratılmış dediğin zaman ilk cümlenin içine koyarsan işte beyin ne yapıyor? Harekete geçiyor. Kur'an-ı Hakimiyeti mutlaka bölümünde, sunuatta. Orada öyle diyor. Zihin menzumdan lazıma tebeyi olarak intikal eder. Lazımı lazımını etmez. Onu söyleyeceğiz her zaman. Yani ne demek? Herhangi bir kitap okurken, fizik kitabı okurken o kitaba bağlı kalarak ne yapıyor? Allah'ın şu kainat kitabına intikal ediyor insanın zihni. Kainat kitabını yapan kim? Allah. Ondan sonra diyor ikinci bir kast ile, hususi bir kast ile diyor intikal edeceğiz. Bu ise gayri tabidir.
tabi olarak, doğal olarak gitmiyor zihin oraya. Tek adım atma alışkanlığı var. Sen diyorsan ki fizik kitabını okurken direkt olarak bu kainata değil de sen bu kainatın üzerinden doğrudan Allah'a gidersen o zaman kutsiyet meydana gelir. Vicdan harekete geçer diyor. Ve dini emirlere karşı diyor ne yapar? Daha uyanık olur. Vicdanı devamlı olarak dini emirlere karşı hassas davranır. Yoksa yani hazır, ezan okuyor orada, namaz bilen insanın aklına gelmiyorsa o hassasiyeti kaybetmiş. Niye? Ondan işte. Yani her şeyde Allah yapıyor, Allah yapıyor, Allah yapıyor diyeceğiz. Veya o cümlenin içerisinde eğer şeyi koyamıyorsan Allah'a, başına bir iznillah de, Allah'ın izniyle de, Allah'ın sevkiyle de ya da sonunda elhamdülillah de. Yani onun bir şekilde Allah tarafından olduğunu ifade edecek o cümlenin içine bir kelime koy. Böyle bu tarzda yapılan alıştırmalarla ne yaparız? Eneği gerçek görevine çekmiş oluruz, gerçek görevinde istihdam etmiş oluruz. Toprağın altına gömmek gibidir. Orada gömdüm ben, kayboldu gitti değil. Orada filiz veriyor. Daha tehlikeli yani. Yani öyle. Yani mesela Allah'ın rahmet eserlerine bak diyor. Şimdi bak, şu muhteşem eserlere bak demiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman gökten su indi, İşte efendim yerden bitkiler bitti demez. Gökten suyu biz indirdik der. Kendi kendine inmiyor ki oradan ya. Gökten su indi, bitkiler bitti, meyveler, taneli bitkiler falan. Bitti, yaptı, oldu, gitti değil. Hepsinin faili var, yapan öznesi var. Biz indirdik, biz yardık yeri, biz bitirdik. Hep böyle diyor Cenab-ı Hak. Madem öyle diyor, biz de o kullanırken o cümlelerin içinde Allah'ın adını anmalıyız yani. Ha şöyle cümleler kullanırsan belki göze batar. Çünkü bu enaniyet çağında herkes ben dediği için, benlik noktasına gittiği için. Şöyle söyle, Allah gökten suyu indirdi, onunla yerden bitkileri bitirdi. Biz Kur'an-ı Kerim'i okumuş gibi oluruz. Yağmur yağıyor. Dışarıya bak bakayım çocuğum, yağmur yağıyor mu? Anne, yağmur yağıyor. Şimdi yağmur yağıyor mu, yağdırılıyor mu? Şimdi diyeceksin ya Cenab-ı Hak ne güzel yağmur vermiş falan. Gök gürlemesi olduğu zaman annem benim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sanki İslamiyet'e daha yeni giriyormuş gibi. Böyle içten gelerek söyler onu. Ya en küçük harekette, her şeyde Allah var. Başka bir şey yok. Eskilerde var, bunu görüyorsun. Ama yani gaflet çağında, enaniyet çağında yaşadığımız gibi herkes, tamam, herkes ne yapıyor? Bu kelimeleri unutuyor. Biz de tabii ne oluyor? Yağmurda gezen ıslanır. Biz de o ortamda gezdiğim için biz de etkileniyoruz. Şey yapıyoruz yani. Evet. Peki bunun sonu neymiş? Sonra kıyası bir nefs suretiyle, yani herkesi, hatta her şeyi kendine kıyas edip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Gayet azim bir şirke düşer. İnne şirke le zulmün azim, mealini gösterir. Evet kelimesinden sonra inşallah kaldığımız yerden ara verdikten sonra devam ediyoruz. Bir 10-15 dakika ara. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.